Evet arkadaşlar, şairin dediği gibi deli gönül hangi dala konarsın diye biz yine bugün Akbük'e konduk. Akbük'te, Aydın dedim, Akbük'te denize 1600 metre yakınlıkta. 1600 metre yakınlıkta tek başına müstakil denize 1600 dedik. Bu evler satılıktır. Tanesi 4 milyon 200 bin Türk lirası. O yüzden deli gönül hangi dala konarsın. Biz bugün buraya geldik. Böyle atımızın dizginini salıyoruz. Bizi nereye götürür? Bazen Bodrum, bazen Kuşadası, bazen Didim, bazen Akbük. Her tarafı böyle tencereye koyup grar yapıyoruz. Yani yayla çorbası diyorlar. He. Böyle çorba gibi tenceremize koyup işte sunuyoruz. YouTube kanalımıza ekliyoruz. İletişim için de iyi oluyor. İnsanlar bilgileniyor. Değerli arkadaşlar, bu havuz 30 metrekare bir havuz var. 30 metrekare bir havuz var. İki katlı yeni sıfır. Burada 10 tane villa var. İşte biz içinde şu anda havuzu dolu olanı çekiyoruz. Gelirseniz bakarsınız. Denizi ben bu ağaçlar olmasa çok iyi göreceğim ama ağaçlar olsun, denizi de görmeyeyim. Yeter ki ağaçlar olsun. Çünkü ağaç başka bir şeydir. Toprak, ağaç, her şey anadır arkadaşlar. Doğa bize her şeyi veriyor. Bir şey hemen söyleyeyim. Diyecekler ki izleyiciler, değerli abiler, ablalar, ezeler, teyzeler. Diyecekler ki ya kardeşim, buralar niye toprak bırakmadınız? Ben de katılıyorum size. Ancak insanlar alıyor İstanbul'dan, Ankara'dan bir yerden adam alıyor. Geliyor bir ay, 15 gün ya da 2 ay kalıyor. Ondan sonra kışın gidiyor. Gelince dikenler, otlar çıkıyor. Diyor ki ben burayı kapatayım. Bu inşaatçılar, bunlar zaten bizim akrabamız. Onlar da onu bildiği için demişler ki ya sonra adamlar uğraşmasın, taş yapalım. O yüzden yeşil alan, aslında alan çok da o tekerrür ettiği için o durum. Dolayısıyla buraları hep kale bodur yapmışlar. O tarafta mini bir bahçe var. Can sen nereden üçtün geldin ya? Can sen nereden üçtün geldin bilmiyorum, nereden üçtün. Ve şurayı da bir gösterelim. Sevgili arkadaşlar bakın, biz aracımızı buraya koyduk. Bu merdivenlerden indik. Bu bizim otoparkımız. Gel diğer evlerin otoparkını da gösterelim, sonra evi göstereceğiz. Gel gel gel. Biz buradan geldik. Bakın arkadaşlar. Biz buradan geldik. Aracımızı koyduk. Bizim evimiz son ev. Can geç. Can geç. Şimdi diğerleri de ev araçlarını buraya koyuyorlar. Herkes buraya koyuyor. Biz oraya koyuyoruz. Bizimki böyle paşa olmuş. Biz kral olmuşuz öyle. Evin işte şekli şemali. Bir de bu tarafını gösterdik. Ve yolu da gösterdik. Gel şimdi gel gel babim gel. Buraya bir araç ancak girer. İki araç da girebilir mi? Böyle mini araçlar olsa girer. Tepe havadar bir yerde, ağaçlardan olmasa deniz görür. Ben görür diyeyim, siz görmez değil ama görür yani buradan. O ağaçlar inşallah kesilmez, inşallah kimse yapmaz. Ve bu taraf hazinedir, yan taraflar arsadır arkadaşlar. Burayı da bir daha gösterelim. Evet, gel Can, gel. Sol yap, sol yap. Ve burayı bir daha gösterelim. Buralara bir sürü kalebodur ekmişler arkadaşlar. Yani şu alanda hayat geçirmek gerçekten çok güzel. Dolan, dolan, dolan. Dolandık. Bu korkuluklar yapılmış. Muhtemelen buraya da korkuluk gelecek. Merhaba babacığım, kolay gelsin. Korkuluk mu yapıyorsunuz? Evet. Tamam. Burayı da yaptık. Burada da korkuluk gelecek. Bu eteklere tekrar kalebodur yapmışlar. 4 milyon 250 bin Türk lirası. İnşallah fiyatlar yükselmez. Şu anda Akbük'te. Yani biz artık valla ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Şimdi buradan bir göster, panjurlar var. Biz çelik kapıdan eve hoş eve geleceğiz. Burayı bir göster, sonra çelik kapıdan da gösteririz. Şimdi salonumuz bu, mutfak burası. Salonda geniş bir salon, geniş, geniş bir salon. Mutfak da burası, bir lavabo var. Burada dilerseniz depo olarak kullanırsınız. Yerler 120'ye 60 ebatlarında. Şimdi geç kapıdan gel, çelik kapıdan gel. Üsülüne uygun yapalım, üsülüne. Şey yapıyorlar ya, dava dosyalarında yer olmadığına yazıyor ya avukatlar falan, yer olmadığına, oradan sunmak için yer olmadığına karar verilmiştir. Evet, o yüzden burada gelmek daha iyi. Burası da salon, bembeyaz salon. Evet, ben böyle esmer, salon beyaz, Beşiktaş oldu. Ve gel babacığım, bura gerçekten şişman buzdolabı, bu şişman buzdolabı. Bu şişmandır. Şişman, evet. Mikrodalga da komşu olmuş buzdolabına. Mikrodalga komşu buzdolabına. Çimson, tezgah, evye, bulaşık, ocak, davulun bağız. Değil mi? Buradan bir daha dolan. Çimson'u biraz iyice yakından tut. Böyle sünger gibi duruyor. Sert taş, yumuşak. Benim evde de var bundan. Böyle dolanıyoruz, dolanıyoruz. Eteklerine bir daha
taşlar yapmışlar. Pencereler böyle açılıyor. Bu da bataryası böyle oynuyor. Karga batarya. Prizler de güzel. Bir tane burada var. İki orada var. Bir tane de orada var. 4 priz yaptı. Kapıyı da kapatalım. Kapının üstünde diyecekler ki salona direkt giriliyor. Evet, bir daha çık buraya. Bir daha çık. Arkadaşlar dilerseniz buraya bir tane camdan bir cam mekan yaparsınız. Yani direkt girmek istemiyorsanız. Ama yazdır. Burası Erzurum. Erzurum dağları kar ile boran sevgili Güler Duman'ın türküsü var ya. Evet, burada bir ayak yolu dilerseniz. Yani Erzurum değil ki burası. Tipi yok, fırtına yok. Ama oraya dilerseniz bir şey yapabilirsiniz. Ve buraya da evin beynini bir şeyler koymuşlar. Elektrikle ilgili bir şeyler. Buraya bir dolap yapılır aslında. Böyle bir dolap bu alana uydurulur. Onu da söyledik. Yani vestiyer amaçlı. Aslında başta yapsalarmış daha albenisi oluyormuş. Çok da külfetli, masraflı bir şey değil. Onu söyleyebilirim. İnşaat bitmek üzeredir. Sevgili Can, duşakabinler falan henüz takılmamış. Ve buraya bir geç, bir daha yüzünü bu tarafa çevir. Bir merdiven kovasını gösterelim. Desmalamın şalkaşine lavkat yemin bevi. Sevgili arkadaşlar, burası da işte bir hem aydınlık olsun hem hava alsın diye bu merdiven de rahat, o alana da öyle bir şey yapmışlar. Şimdi çıkar çıkmaz burada bir tane banyomuz var. Duşakabine henüz takılmamış. Duşakabin muhtemelen buraya bir 90'lık bir duşakabin gelir. Bu kapının arkasına da çamaşır makinesinin gideri var. Duşakabin geldiğinde varsayalım. Burada ne var? Dur bir dakika babam. Dur hele hangi? Allah. Nasıl ceylan yapıyor? Ceylan yapıyor. Gel bu odayı göstereyim. Ceylan. Ve bir eline tut hafif bu kapıyı. Oda 1 sevgili arkadaşlar. Bu oda 1. Oda 1'imiz burada. Bunlar da böyle üstten yandan değil de üstten açılıyor. Evet, üstten açılıyor. Elimizi sıkıştıracağız bir yere. Şimdi bu karşıdaki binayı da göstersene. Mesela bizim işte dış cephemiz de böyle. Buradan göster. Sevgili arkadaşlar, işte bu alan böyle. Bu oda gösterildi değil mi Can? Bu odayı gösterdik. Odanın önünde bir de balkon var. 4.250.000. Bu balkon iki odaya ortaktır. İki odaya ortak. Yerler ahşap desenli. Parkeler, ebeveyn banyosu da var. Bu oda ebeveyn banyolu. Şimdi göstereceğim. Ebeveyn banyolu bir oda. Bu kapı kapatın. Çarpılma marpılma olmasın. Çarpılmaz da. İş kapıyı kapattık ya. Şimdi gel. Burası da yatak odası. Banyo burada. Ebeveyn banyolu yatak odası. 3 odalıdır. 4.250.000 Türk lirası. Yeni sıfır. Arsalar 300 metre civarında. Evet. Şimdi bir dakika. Gel banyoyu da gösterelim. Sonra denizi göstereceğiz. Bu oda deniz görüyor. Bu da ebeveyn işte evin banyosu. Buraya da bir cam gelir herhalde. Burayı da gösterdik. Şimdi valla evler güzel yani, ben ne yapayım? Neyleyim sen yoksan eğer yazı kışı baharı. Ve şimdi buradan bir denizi böyle bir selam sal sal olsun yap. Evet, bir selam sal, deniz gelsin. Deniz de geldi. Denizi de gösterdik. Denize 1600 metre. Bu kapıyı yavaşça kapat. Üçüncü odayı da gösterelim. Bu da üçüncü oda. Bu da üçüncü oda. O diğer tarafa bir girinti yapıyor. Diğer tarafa doğru bir dolap olur arkadaşlar. Oraya spotları gördünüz. Buraya da bir dolap. Dolap için ideal olur. Buraya da bir dolap gelir. Burayı da özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. İyi haftalar diliyorum. Saygılar, hürmetler, hoşça kalın.